Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık, müstakim kardeşlerim, gayet ciddi bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki, La ya'lemul gaybe illallah sırrıyla ehli velayet gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. En büyük bir veli dahi hasmının hakiki halini bilmedikleri için haksız olarak mübareze etmesini aşere-i mübeşşerenin mabeynindeki muharebe gösteriyor. Demek iki veli, iki ehli hakikat birbirini inkar etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer bütün bütün zahir-i şeriata muhalif ve hatası zahir bir içtihat ile hareket edilmiş ola. Bu sırra binaen vel kazimine'l gayza vel afina anin nas'teki uluv-i cenab düsturuna ittibaen ve avam-ı mümininin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmamakla imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen ve ehli ilhadın iki taife-i ehli hakkın mabeynindeki husumetten istifade ederek birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cerh edip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten iştinaben Risale-i Nur şakitleri bu mezkûr dört esasa binaen muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i bilmisille karşılamamalı. Yalnız kendilerini müdafaa için müsalahakârâne medar-ı itiraz noktaları izah etmek ve cevap vermek gerektir. Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kâmeti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor. Kendini mazur biliyor. Ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki, ileride meşrebini beğenen, çok beğenen bazı zatlar ve hodgam bazı sofi meşrepler ve nefse emmaresini tam öldürmeyen ve hubbu cah vartasından kurtulmayan bazı ehli irşat ve ehli hak Risale-i Nur'a ve şakitlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbaalarının hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hadiselerin vukuunda bizlere itidali dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin de rüesalarını birden yazı çıkıyor en üstte. Fahş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı fahş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakitlerinin şahs-ı manevisi ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan ahir zamanda
şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o ferdiyet makamının masarıdır. Bu gizlenmeye layık olan bu sırr-ı azime binaen Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı muhal olarak Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz kutba azamdan dahi gelse Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp o mübarek kutba azamın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip teveccühünü de kazanmak için medar-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Evet kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidali dem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. يَسْتَحِبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ayetinin sırrı işaresiyle ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi baki bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmek bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir. O musibet sırrıyla hakiki müminler dahi bazen ehli dalalete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Cenab-ı Hak ehli imanı ve Risale-i Nur şakitlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Said Nursi radıyallahu anh. Başardınız mı abi? Evet. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanehu ve min şeyin la yusebbi bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daimen. Aziz, sıddık, müstakim kardeşlerim. Gayet ciddi bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki, La ya'lemul gaybe illallah sırrıyla ehli velayet gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. Kur'an'ın bir hükmü değil mi? Evet. Peygamberler de dahil Allah'tan mağda hiç kimse gaybi bilmez. Ama Cenab-ı Hak isterse bildirirse o başka. Evet. Güzel. Efendim? Evet. En büyük bir veli dahi hasmının hakiki halini bilmedikleri için haksız olarak mübareze etmesini aşere-i mübeşşerenin mabeynindeki muhabere gösteriyor. İşte bak bunların hepsi, aşere-i mübeşşerenin hepsi cennette tebşirlenmiş. Resulullah'ın yanında çekirdek kadro. Alem-i İslam'ın yıldızları. Hepsi müstesna vasıf ve özellikleri var. Ama geliyor ki aralarında bazı ihtilaflar çıkmış mı? Çıkmış. Şimdi Üstad burada çok önemli bir kaideyi vaaz ediyor. Oku. Demek iki veli, iki ehli hakikat birbirini inkar etmekle makamlarından sukut etmezler. Bu ölçü. Yani bu önemli. Mesela bunu nasıl anlamak lazım? Mesela iki tane dirayetli muktedir evliyayı kabul et. Esma'ya masariyet itibariyle mizaçtan, fıtraktan kaynaklanan tezahürler arasında çatışma oluyor. Farklılık oluyor. Yani mesela diyelim ki bir zat, evliyadan bir zat ismi hakime masar. Şimdi bunun meşrebinde hikmet esas olmuş olduğu için hikmetin gereği ne? Tedbirdir, tanzimdir, teşkildir. Değil mi? Dakik bir nazarla Sünnetullah kanunları çerçevesinde alınması lazım gelen tedbirlere muvafık ve mutabık hareket etmek. Bu ne? İsmi hakimin masariyeti. Bir başka evliya, o da onun kadar dirayetli manen külliyete masar çıkmış ikinci bir evliyayı düşün. O da mesela diyelim ki rahmetle bakıyor. İsmi Rahim onda tecelli ediyor. Şimdi ismi Rahim'in tecellisi noktasından bakınca kerem,
ihsan, af, lütuf ortaya çıkıyor. Diyelim ki bir olay ortaya çıktığında, bir vaka ortaya çıktığında bunu değerlendirirken ismi Rahime Masar olan zat neden taraftardır? Aftan, ikramdan, ihsandandır, kavleyinden bunu kazanalım, bunu affedelim. Bunun üzerinde şey yapmayalım, fazla gitmeyelim. Ama al ismine masar ve hikmete masar zat diyor ki hayır, bu bir suç işlemiş, bir ceza müstahaktır. Bunu tezih etmek lazım, cezalandırmak lazım. İşte bu manada aralarında ihtilaf olabiliyor mu? Oluyor. Yani bu ihtilaflar bizim anladığımız manada dünyevi, para, varlık, devlet, enaniyet, gurur manası değil. Esma'ya mazhariyetteki farklı yelpazeler noktasından farklılık var. Bu farklılıklar zaman zaman iki evliyayı, iki kamil insanı da karşı karşıya getirebilir mi? Getirir. Ama Üstad ne diyor? İnkar etmekle iki veli, makamlarından iki evlat etmezler. Makamlarından sükut etmezler. Sükut etmezler. Evet. Bu çok önemli bir ölçü. Meğer ne? Bütün bütün zahiri şeriata muhalif ve hatası zahir bir içtihat ile hareket etmiş ola. O ayrı yani. Meğer böyle olursa ayrı. Yani mizan-ı şeriatın ölçülerini çiğniyorsa, değil mi? Zahir ehl-i sünnetin getirdiği ölçüler içerisinde, ehl-i sünnetin kullandığı ölçüler içerisinde ifrat ve tefrit cehennemini düşünüyor, hak ve haktan uzaklaşıyorsa o ayrı. Ama onun dışında bir manada meşrepten kaynaklanan farklılıklar var. Mesela hatta her mesleğin içerisinde de bir meşrep var yani. Şimdi meslek, mesela diyelim Risale-i Nur mesleği nedir? Neşe-i Sarı Kur'an'ıdır. Ama meşrep noktasından bakıyorsun, mesela diyelim bir kardeşimiz münzevidir. Bir kardeşimiz ehli zikirdir, ehli ibadettir. Diğer kardeşimiz ehli fikirdir. Bir diğer kardeşimiz efendim cevvaldır, aktiftir. Diğer kardeşlerimizin sosyal istat ve kabiliyetleri biraz da açılmış, inkişaf etmiştir. Dolayısıyla ayet-i kerime var ya, her hizip kendi içinde ferahlanır. Her hizip kendi içinde ferahlanır sırrına mebni. Meşrep. Demek bir kardeşimiz, bir abimiz senin meşrebine veya senin onun meşrebine uygunluğu varsa bu mutabakat sırrıyla bir araya geldiğiniz zaman onunla teşrik-i mesai etmeniz, beraber olmanız daha kolay. Ama meşrep noktasından farklılık varsa ara küller bazen o farklılık zaman zaman çatışmayı, muhalif düşünceleri de gündeme getirebilir. Ama bu farklı düşünceler şu şarttaki şeriatın zahirine muhalif olmamak, ifrat ve tefrit cehennemine düşmemek kaydıyla iki evliya birbirini inkar etmekle makamlarından ne yapmazlar? Sukut etmezler. Mesela şimdi buna bir misal, bir başka misal verelim. Diyelim ki mesela iki kardeşiniz, iki kardeş, ikisi de evliyadan, kamil insan. Babalarından kalmış bağları, bahçeleri, tarlaları var. Bak, ikisi de ehli hakikat. Bakıyorsun ihtiraf ettiler. Niye? Büyük kardeş diyor ki ya artık bırakın bu orak tırpanı. Bu tarlalar orakla, tırpanla biçilmez. Ne var? Biçer değer var. Teknoloji gelişmiş. Bu işi daha güzel kemale götürmek istiyorsak en güzel teknolojiyi kullanmamız lazım. Bu böyle diyor. Bunun fikri böyle. Öbürü de diyor ki hayır abi biz fıtri bu iş alet de adalet de olmaz. Biz fıtri gübre kullanmamız lazım. Efendim tohumu zayi etmememiz lazım. Bak işte domatesler aynı plastik, naylon gibi. Efendim organik besin maddeleri üretelim diye aralarında ihtilaf çıkıyor. Şimdi bak ikisinin de aslında hakikate medar düşüncelerinde doğruluk var, isabet var. Ama bu zaman zaman şey olabiliyor, muhalefete dönüşebiliyor. Bu manadaki farklılık, yani maddi bir dünyada bu manadaki farklılık, bu aradaki uhuvveti ve muhabbeti, dayanışmayı efendim bozmamak kaydıyla ve bir de zahir-i şeriata muhalif olmamak
zahir bir içtihat hatası olmazsa iki ehli hakikat, iki ehli veli birbirini inkar etmekle makamlarından düşmezler. Evet. Bu çok güzel bir ölçü. Değil mi? Bu ölçü aynı zamanda insanları ne yapıyor? Teneffüse vesile oluyor. Yani bu ne demektir? Tabii bunu düşünürsek Cenab-ı Hak insanı cami ismine medar olarak yaratmış. Yani insanların istatları, kabiliyetleri, kapasiteleri Kayseri şekeri gibi aynı şeyde değil. Aynı formatta değil. Bak, farklı yani. Bir babanın bakıyorsun 4-5 tane çocuğu var. Ayrı ayrı istat farkı var. Şimdi şu anda sanata bakın, teknolojiye bakın, ilim dünyasındaki üniversitelere bakın. Bu farklılık nereden geliyor? İşte bu farklılık farklı esmaya mazhariyetten geliyor. Ama insanların fıtratında şöyle bir özellik var. Bir insan hangi meslekte büyürse, istatları inkişaf ederse o mesleğe medar muhabbetten dolayı o mesleğini tamam etmeye çalışır. Onu diğerlerinden biraz daha ne görür? Önde görebilir. Bu da zaman zaman çatışmayı doğurabilir mi? Doğurabilir. İhtilaf-ı ümmeti rahmetün hadisi de buna benziyor herhalde değil mi abi? Evet. Ama esas hata ilişmeyecek, mizan-ı şeriatı kırmayacak, yani böyle ehl-i sünnetin ölçüsünden taşmamak kaydıyla o farklılık nedir? O farklılık hakikat noktasında farklı istatların istihdamıdır. Şimdi yani herkes doktor olsun. Olmaz kardeş. Makineye ihtiyaç var. Mühendise ihtiyaç var. İktisatçıya ihtiyaç var. Sanatkara ihtiyaç var. Var, var, var. Onların farklı olması kemal noktasından bakınca bir bütünü teşkil eden neler gibi? Parçalar gibi. Hepsi bir araya geldiği zaman o parçaların içerisinde bak hayatın tanzimine kuvvet vermiş oluyor. İşte mesela bir hastaneye gidiyorsun bakıyorsun o kaç tane şey. Tıpta uğraş. Dahiliyedir, haricidir, efendim, cerrahlıktır, şudur, budur, budur, saygısın. Aslında bir farklılık var. Ama bu farklılık kemal noktasından bakınca yani hastaların sadece hepsi kalp hastası değil. Ya böbrek de var, pankreas da var. Psikolojik hastalıklar da var, 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 var. Dolayısıyla hangi meşrepte ve meslekte inkişaf intisap etmişse o meşrep noktasındaki muhataplara, tabiri caizse tıp diliyle hastalara o himmet ediyor. Onlara ne yapıyor? Müzaharet etmiş oluyor. İlla sen kalp hastası şey efendim kalp mütehassısı olacaksın demek o dayatma olur ve yanlıştır. Demek kalpçiye, dahiliyeciye, hariciye ve bütün hastalık uzmanlarına, elemanlara ne var? İhtiyaç var. Bunlar kemal manada cemiyetin, bakın ismi Şafii'nin tecellisinde tezahür eden yelpazelerdir. Hakkat noktasında güzeldir. Onun için Cenab-ı Hak bütün insanları aynı şablonda yaratmamış. İşte Hazreti Adem'in yaratılması, allemel ayeti kelimesi var ya, alleme kelimesi Arapça biliyorsunuz tevave kelimesi gibi teksir ifade ediyor. Yani yedi kere, yedi şafla ne meydana geliyor? Bir tavaf meydana geldiği gibi. Allemede de öyle. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e esmayı talim ettirdi. Bu insanın mükerremiyetini bir noktada meleklere karşı rüçhaniyetinin de delil ve ifadesidir. Evet. Yeter ki doktorluğun ana kaidelerine riayet etsin değil mi abi? Yani tabii. Sahte doktor olmasın mesela hani. Evet. Yoksa batıl yollara hani sülük eder şey var ya abi. Evet. Zahiri şeriata muhalif. Yani kasaba olmayacak doktor. Evet. Keset biçmeyecek. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed baltayı alıp da ciğerleri parçalamayacak. Evet. Bu sırra binaen vel kazimînel gayza vel afîne aninnâs'teki uluv-u cenab düsturuna itibaren. Ha şimdi bu ayette bak uluv-u cenab diyor. Şimdi bu ayetle ilgili İslam tarihinde yaşamış bir olay var. Hazreti Hasan misafirleriyle beraber otururken hizmetçisi köle çorba dağıtıyor. Tam Hazreti Hasan'ın yanına getirirken çorba elinden kayıyor. Şeyine, omuzuna, üstüne sıcak çorba dökülüyor. Tabii insan fıtratı değil mi? Sıcak çorba insan ne yapar hemen ifade ediyor. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sana? Şimdi Hazreti Hasan bak böyle infial içerisinde şeye bakınca
Yani köleye bakınca köle vel kazimine ayetin başına okudu. Vel afina inmez. Dur oraya geçme. Gayzlarını öfkelerini yenerler. Yutanlar. Yani gayzlarını yutarlar. Yutanlar. Bunu okudu, durdu. Hazreti Hasan, bak şimdi Hazreti Hasan'ın kölesi. Gayzlarını yutarlar deyince Hazreti Hasan, ben gayzımı yuttum. Ayeti devam et. İnsanların kusurlarını affederler. Vel afin ben de seni affettim. Ayetin arkası devam ediyor. Yani, arkasını biliyor musun? Vel kazimine gayz vel afin annaz. Bir de herhalde vel kazimine gayz vel afin annaz. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri de sever. Ben de diyor bak şimdi gayzımı yuttum. Seni affettim. Ve bir de seni de kölelikten azat ediyorum. Azat ediyorum demiş. Yani bu olay. Allah. Şimdi tabii uluv-u cenaf düstur. Yani gayzını yutmak. Değil mi? Ya. İnsanları affetmek. İnsanlara ihsan etmek. Ne güzel ahlak. İşte bu nedir? Ahlak-ı Muhammediyedir. Cenab-ı Hak bu ahlaktaki payımızı büyütsün yani. Amin. Amin. Bunun için Hazreti Hasan gayz ve gadaftan müberradır Ali Hasan. Evet. 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 Ali Hasan. Ali Hasan. Menbai ulum-u evliya mirat-ı kulub-u kalbiyedir Ali Hasan. Neyse orası uzun gider de. Evet. Oku bakalım. Uluv-u cenab düsturuna ittibaen ve avam-ı mümininin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmamakla imanlarını bak, evet. Evet oku. İmanlarını sarsılmadan muhafaza etmek. Bak bu çok önemli bak. Yani bak ustadın bu ölçüsüne bakın. Bak. Avam-ı mümininin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmamak. Bak kırmamak. Bu çok önemli bir düstur. Daha ileride de var ya. Evet. Evet. İmanlarını sarsılmadan evet. Muhafaza etmek. Etmek. Evet oku. Sahur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen. Evet. Ehl-i ilhadın iki taife ehl-i hakkın mabeynindeki husumetten istifade ederek birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cerh edip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten iştinaben. Risale-i Şakitleri bu mezkur dört esasa binaen. Bak, burada ustanın üzerinde durduğu biri avamın hüsnü zannını kırmamak. İmanlarını muhafaza etmek. Sarsılmadan muhafaza etmek. Muhafaza etmek. Bir de ehl-i ne yapıyor? Birisinin silahıyla öbürünü vuruyor. Ötekinin deliliyle öbürünü çürütür. Bu gibi hususiyetlere girmeden avam-ı ehli imanı muhafaza etmek, şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını da ziyadeleştirme noktasından Risale-i Talebelerin ciddi görev ve sorumluluğu var. Evet. Şimdi İmam-ı Şerani bakın talebelerine ders verirken İmam-ı Şerani'nin zamanında bir şeyh varmış. Böyle müritleri çok. Binlerce müridi var. Mürit halkası. İmam-ı Şerani talebelerine ders verirken o devirde çok meşhur avamın teveccüh ettiği etrafında binlerce insanın pervaz ettiği bir şeyh. Onun hakkında demiş ki o şeyh nakıstır demiş. Sonra bir gün bir zaman bahçeye kıra gitmişler piknik manasında. Talebelerle otururken bakmışlar ki karşıdan o şeyh geliyor. Ata binmiş etrafında müridan böyle cürşü huruşla geliyorlar. Şimdi İmam-ı Şerani onu görünce hemen kalkmış istikbal etmiş. Bakın şeyhin elini öpmüş. Şeyh'in elini öpünce tabii şeyh çok memnun olmuş. Şeyh'ten ziyade müriden daha çok memnun olmuş. Nasıl? İmam-ı Şerani gibi bir büyük ehl-i hakikat, ehl-i marifet bizim şeyhimizin de velayetini tescil etti. Kemalatını tasdik etti, elini öptü. Bak, bayram etmişler.
Hoşlarına gitmiş böyle. Şeyh müridiyle gittikten sonra talebelerin yüzlerinde şey var, bir rahatsızlık var. Üstadım sen bir ay önce, iki ay önce dedin ki bu adam nakız. Şimdi de gittin istihbaratın elini öptün falan. Yani İmam Şahin demiş ki o şeyh nakıs değil, enkastır. Nakısın da nakısıdır. Enkastır demiş. O şeyh nakıs değil, enkastır. Niye öptüm? O avamın imanını kurtarmak için o şeyhin elini öptüm. Onlar ne diyecekler? Tamam, bizim şeyhimiz da kutliyet var, gavsiyet var, ferdiyet var. Ferdi ferit müstesna bak. Onun velayetini, onun kemalatını, onun keşfiyatını İmam-ı Şerani Hazretleri de tasdik etti manasında imanları kuvvet bulacak, imanlarını muhafaza edecekler. Şimdi bu çok önemli. Bakın Üstad burada ne yapıyor? Bazı ölçüler veriyor. Oku. Devam et. Yalnız kendilerini müdafaa için müsalahakarane medar-ı itiraz noktaları izah etmek. Bak, ve cevap vermek gerektir. Ha, yani bak böyle. Müsalaha içerisinde. Cenk ve cidar yok. Dövüş ve kavga yok. Gayet mülayim bir şekilde hikmetle, mantık ve muhakeme ile, delil ve hüccetle meşrebimizi, mesleğimizi izah etmek, açıklamak. Evet. Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kâmeti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor. Evet. Kendini mazur biliyor, ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. Evet. Yani bu asırda enaniyet öne çıkmış yani, Allah Allah. Yani bu enaniyet sadece ilme medar enaniyet yok. Her şeyin enaniyeti var. Bak, şimdi adam diyelim ki çok güzel çiğ köfte yoğuruyor. Çiğ köfte yoğuruyor. Ona sadece bak, bu ellere bak, ellere. Şu ellere bak ya. Bir parmağımda 100 tane ne var, hüner var. Ruh zeminde bu iş en güzel ben yaparım. Allah Allah. Bir adam dolma yapıyor, baklava yapıyor, börek çörek yapıyor. Ondan sonra da işte bu enaniyet. Yani ilimden gelen enaniyet var, haldan gelen enaniyet var, velayetten gelen enaniyetler var, sanattan gelen enaniyetler var, başarıdan, muvaffakiyetten gelen enaniyet var, şöhret-i kazibeden gelen enaniyet var, ırktan gelen enaniyet var, nesepten gelen enaniyet var, saltanattan gelen enaniyet var, ya salahattan gelen enaniyet var. Allah bu enaniyetlerden bizi hepimizi muhafaza etsin. Amin. Evet. İnşallah. İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve hodgam bazı sofi meşrepler ve nefse emmaresini tam öldürmeyen... Üstad o zaman isim vermemiş, biz de isim vermeyelim. Bak diyor, hemşeriden, Sadat'tan birisi Üstad'a itiraz etmiş. Enteresan bak. Allah. Evet. Şu İstanbul'daki malum itiraz hadisesi ima ediyor ki, evet. İleride meşrebini çok beğenen bazı zatlar... Burada bazı ölçüler veriyor. Yani Risale-i Nur'a itiraz hangi tiplerden, hangi gruplardan, kimlerden gelebilir? Burada hani usta sistematik olarak yani bunu tasnif edebiliriz. Birisi ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar. Kendi meşrebini ne yapıyor? Çok beğeniyor. Varsa yoksa bu, illa bu. Başka değil. Bu bir. Ve daha hodgam bir. Bazı sofi meşrepler. Tabii ki hodgam sofi meşrepler. Bu da iki. Devam et. Ve nefse emmaresini tam öldürmeyen, bu bucah vartasından kurtulmayan bazı ehli irşat ve ehli hak. Bak ehli irşat, ehli hak ama yine hubbucah, şöhret. Nefse emmareyi tam öldürmemiş. Nefsini tam eritememişler. Hubbucah. Enteresan bir şey. Yani Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Alkış hissi var ya, alkış hissi insanın içini bulandırıyor. Ya alkış hissi. İnsanın ruhunu söndürüyor. Onun için alkış hissi kezzap gibidir. Maneviyeti paralar ve parçalar. Bak
belki velayet derecesine çıkmış. İrşat pozisyonunda ilmi var, mahareti var, etrafa çevresi var. Yine kubbucahtan Allah Allah. Enaniyetten kurtulamamış. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Yani demek ki yani ben zaman zaman ifade ediyorum. Yani Risale-i Nur hizmetinde kabuliyet ve makbuliyet arşına giden yolda iki önemli esasa altını çizmek lazım. Biri enaniyetsiz büyüklük. İkincisi de rekabetsiz hizmet. Birincisi enaniyetsiz büyüklük. Büyüklük var, fazilet var, kemalat var ama enaniyet yok. Tam ifna. Varlık dağını eritmişler. Ha. Hizmet var. Allah bereketli hizmet etmiş, ünlaşmış. Ha. Hizmet var ama rekabet yok. Cenab-ı Hak bu enaniyetsiz büyüklük ve rekabetsiz hizmet manasına hepimizin masadak ve ayna kılsın. Bunlar insanın iç dünyasındaki vartalar. Kemalata giden yolda bu vartalar önümüzde nedir? Önümüzü tıkatan, yani takla atmamıza manen, arabara olmamıza meydan veren sayıklardır. Bunlardan kendimizi korumamız lazım. Evet. Mesela Usta Hazretleri diyor ya bakın, dini hizmetlerde rekabet olamaz diyor. Bak, dini, bu Risale'de yok mu? Dini hizmetlerde rekabet olamaz. Dini hizmetlerde rekabet eden diyor, riyakardır. Açık Risale'de Usta ifade ediyor. Kubbucah'tan, şöhret hissinden, şöhret hissi maneviyatın aklını bulandırıyor. Demek ki böyle. Tam ifna. Hakkat-ı Kur'aniye'nin davasında tam ifna. Toprak gibi bak. Toprak. Tam mahviyet ve fena. Cenab-ı Hak öyle yazsın. Öyle olmaya mecburuz. Yoksa işte Allah korusun. Enaniyet giriyor, gurur giriyor, kibir giriyor, rüya giriyor, rakabet giriyor, hasat giriyor. O ruhu paralıyor ve parçalıyor. Evet. İşte bakın burada ustad yani tasnif etti. Meşrebini çok beğenenler bir. Bazılatlar. Kodan sofu meşretler. İki. Nefsi öldürmeyenler. Üç. Bucahtan kurtulamayan ehli irşat ve ehli hak. Hak. Hepsi değil diyor. Bak orada bazı. Evet. Bazı ehli irşat ve ehli hak. Evet. Oku. Risale-i Nur'a ve şakitlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbalarının hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edelim. Bak şimdi orayı da oku. Şimdi biraz daha tahkik okuyalım. Orayı da oku. Risale-i Nur'a ve şakitlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını. Şimdi kendi meşreplerini yaşatma arzusu. Kendi meşreplerini yaşatma arzusu. Bu bir. Ve mesleklerini revaca çıkarma bir arzusu. Bir de yani işte yani en güzel mesela 4 tane 5 tane baklava dükkanı var. 4-5 tane Malatya'da şey vardı. Kanal boyu vardı. O kanal boyunda 10 tane 15 tane şey vardı. Dondurma satıyorlardı. Dondurma. Şimdi bir dondurmacı vardı. Gece 12'de 1'de de geçsen onun önünde kuyruk var. Öbür tarafta mekan güzel, servis güzel, tezyinat güzel ama damak zevki yok. Tat yok, lezzet yok. O Abdullah çok güzel çalışıyordu. Adının dondurmaları. Şimdi bu tabii aynı bunun gibi yani. Yani insanlarda ne var? Mesleklerinin var, revacını, tervicini. Birini tercih etmek. Yani en güzel dondurma bizim. En güzel irşat bende, velayet bende, keşfiyat bende. Yani en güzel terbiye bende. İstikamete gider, en kısa, en selametli yol bende tarzındaki halet ruhiye ile. Evet. Ve etbaalarının hüsnü teveccühlerini muhafaza. Ya bir de benden kopmasınlar. Yani kopup da Risale-i Nur'a gelmesinler diye üst nizamları kırılmasın diye bazı zatlar meşrebini
itiraz edecekler. İtiraz edecekler. Belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Evet. Burada cümleye bakın. Dehşetli diyor. Allah Allah. Evet. Şimdi ustad, böyle bir şey olabilir mi? Olur. Kıyamete kadar bunlar ukuğa gelebilir mi? Gelebilir. Ama ustad burada çok hakimane bize bir ölçü veriyor. Bakın. Yani ustad, yani Risale-i Nur'un mesleğinin ehemmiyet ve önemi. Bak, Risale-i Nur itidaldır, muvazenedir, dengedir. Bak, hikmete medar, rahmete medar bir güzelliktir. Bakın ustad burada çok ehemmiyetli ölçüler veriyor. Böyle hadislerin vukuunda bize düşen görev ne? Bir. İtidali dem. İtidali dem. Evet. Heyecan yok. İnfar yok. Bir de böyle öfke patlaması yok. Ulan seni keserim, vururum, kırarım, şiddet. Yok. İtidali dem. Ve sarsılmamak. Sarsılmamak. Bak bu da ikinci. Sarsılmamak. Evet. Ve daha... Adavete girmemek. Hah, bak bir de adavete de girmemek. Etti üç ve dördüncüsü. Ve o muarız taifenin de rüesalarını çürütmemek. Bak şu cümleye bakın ya. Bak, şimdi avam, mesela avam bir insan, benim diyor şeyhim kutup, öbürü diyor gavs. Şimdi hakikat noktasında efendim bir tane gavs var, yedi tane kutup var. Yedi iklimin yedi kutubu. Şimdi bir şey yapsam, istatistik yapsam farazda Türkiye'de, bırak alem İslam'ı, 100 tane gavus, 1000 tane kutup var. Şimdi bunların bir kısmı diyen nefs-i emirde doğru. Diğerleri ne? Bak hayalle, vehimle, hüsnü zanla şişirilmiş. Şimdi adam, bak, avandan bir Müslümanı düşün, sofi bir Müslümanı düşün, elinde tesbih, sağ ol. Ses gitti mi? Yok abi, ses geliyor abi. Şimdi yani avamdan düşün, elinde tesbih, mütedeyyin insan, dinler bir insan, tesbihini çekiyor. Ama benim şeyhim diyor bir tane, kutup. Şimdi bu adamın, o şeyhini çürürsen, ya bundan ne köy olur ne kasaba, geçme desen, şeyhten koptuğu zaman o insan Risale-i gelemez. Zaten Risale-i gelecek belki istat da yok onda. Veya kendi meşrebine tarafkirlikten, hani Fenerbahçe Galatasaray tarafkirliği gibi, benim şeyhim, benim tarikatım, benim virdim, benim evradım noktasında böyle ham şeyler, hissiyatlar girince o Risale-i gelemiyor, nur talebesi olamıyor. Şeyhini de kestiğin zaman o ne oldu? Muallakta kaldı. Bak beterin beteri oldu. Ona hiç ilişme. Belki daire-i şeriattan da düştü değil mi? Yani o muarız taifenin rüyasalarını onu çürüttüğün zaman belki Allah korusun imanı ya, tehlikeye girecek. Tehlikeye düşebilir. Ya, ya o da çürük. Onda şu kabiliyet var. Onda şu. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Şimdi bu bizim Risale-i Nur mesleği noktasından da bir şey aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Risale-i Nur hizmetinde iki grup için özel teyakkuz ve dikkat lazımdır. Biri hizmetin önündekiler ve ilerisindekiler. Önde gidenler. Bak. Şimdi önde gidenler... İki grup için çok müteyakkuz olmak, onlara dua etmek, onların muhafazası için gayret göstermek gerektir. Birinci grup önde gidenler. Hizmetin önünde gidenler. Bak. Şimdi Allah hepimizi muhafaza etsin. Önde gitmekten dolayı şöhreti kazibe insanı vurur mu? Vurur. Enaniyet vurabilir mi? Vurur. Ahir zamanda yaşıyoruz. Ya sen başkasın. Senin gibi ruh-i zeminde bir adam mı var? Bak. Hizmetten, muvaffakiyetten gelen bir sarhoşluk. Manevi bir sarhoşluk. Önde giden kardeşlerimizin istikametine darbe vurur demiyorum. Vurabilir. Mümkün. Demek önde gidenleri muhafaza etmek, onlara sahip çıkmak, Risale-i Nur'un düsturu içerisinde birlikte beraber gitmeye mecburuz. Bir de arkada kalanlar. Şimdi hizmete istidat var, kabiliyeti var ama hizmetin içerisine girememiş. Çeşitli saiklerle imtisaç edememiş, cemaatta problemleri olmuş. Çeşitli yani. Saikler pek çok. Şimdi hizmet edemiyor. Hizmet edemek
edememekten gelen halet-i ruhi içerisinde bakıyorsun, herkese bir kulp takıyor. Ya ben onu biliyorum ya. O şöyle, o da böyle, o da öyle, o da şöyle, o da ne yapıyor? Gıybet ediyor, tezif ediyor, tahkir ediyor, cemaatin şevkini kırıyor, hüsnizanları darbeliyor. Arkada karanlar da efendim, kulp takma noktasında hizmete ne yapıyorlar? Sıkıntı veriyorlar. Öndekilerden, şöhret-i kazibeden, enaniyetten, şan ve şereften, muvaffakiyetten gelen bir sarhoşluk olabilir. Allah onları korusun. Arkadakileri de Allah gıybetten, tecessüsten, tenkitten mahvolsun. Evet. Şimdi buradaki ölçü, böyle hadiseler olduğu zaman, şimdi bu böyle hadiseler Risale-i Nur'un dışından gelebileceği gibi Risale-i Nur içinden de bazı sıkıntılar olabilir mi? Olabilir. İşte bu son zamanlarda İslami cemaatlerde meydana gelen hususiyetlere bakın. Görevimiz ne? İktidar eden bir, sarsılmamak, iki, adavete girmemek. Bak, şimdi bak bu da önemli, bak adavete girmemek. Şimdi biraz da yani Cenab-ı Hak hepimizi çiğlikte muhafaza etsin. Şimdi birisine kızdığımız zaman hemen kalpte bir ne oluyor? Bir infial oluyor yani. Bir adavet manası oluyor. Bak, adavete girmemek çünkü ehli imandır ya. Bir de ya, muarız taifenin rüesalarını çürütmemek. Çürütmemek gerektir. Evet. Fahş etmek, hatırıma gelmeyen bir sırrı fahş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki, Risale-i Nur şahs-ı manevisi ve şahs-ı maneviyi temsil eden has şakitlerinin şahs-ı manevisi ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğunu. Bak şimdi bunu bir de okuyalım. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi. Evet. Ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakitlerinin şahs-ı manevisi. Hep bu cümleye şerhe muhtaç. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi var. Bu bir. Ne? Bir de şahs-ı maneviyi temsil eden has şakitlerinin şahs-ı manevisi var. Bunu hukuk diliyle ifade edersek Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi mesela anonim şirket. Bir şahıs şirketi bir de anonim şirket var. Anonim şirket ne var? İşte 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi bir araya geliyor. Halka açılmış anonim şirket. Şimdi anonim şirketin kurumsal bir kimliği var. Anlatabildim mi? Şimdi 10 tane tüccar, 20, 100 tane tüccar bir araya geldi, şirket kurdular. Değil mi? Şirket kuruldu. Bak o şirketin ismi var. O isim Ahmet değil, Mehmet değil, Hasan değil, Hüseyin değil. Şahsın mani, yani kurumsal kimlik. Anonim şirket gibi. İşte Risale-i Nur'un şahsın manevisi la teşbih anonim şirket gibi. Bir de o şahsın maneyi temsil eden has şakitlerin şahsın manevisi de o anonim şirketin şeyi var ya yönetim kurulu. Ha yönetim kurulu. Yani Risale-i Nur'un dairesi içerisinde hakikatler has şakirtler. Bunlar neye mazhardır? Ferdiyet makamına. Mazhar oldukları için. Kim? Değil hususi bir memleketin kutbu belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğunu. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri ferdiyeti anlatıyor. Ehli keşf, ehli müşahede olmuş olduğu için diyor bana ehli velayetin makamları gösterildi. Ben diyor makamı ferdiyeti çıkanları kutupların ve gavsların üzerinde gördüm. Şimdi kutuplar ve gavslar tasarruf aleminde. Tasarruf aleminin zirvesinde şey var, gavs var. Gavsın altında da iki tane imam ve bir de her iklimin şeyleri var, kutupları var. Yediler, kırklar. Evet, işte beller, kırklar, 300'ler saygısı. Şimdi oku, cümleyi oku. Değil hususi bir memleketin kutbu. Belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Yani Risale-i Nur ferdiyete mazhar olmuş olduğu için
Neşr-i Esrar-ı Kur'aniye, Veraset-i Nübüvvete mebni, mahsariyete bu asırda külli manada makes ve aynı olduğundan dolayı Risale-i Nur o tasarruf alemindeki kutuf ve gafsların tasarruf aleminin üstündedir. Onlara tabi değildir, onlara bağlı değildir. Onların daha fevkindedir. Evet. Yani, ferdiyete medar mahsariyet. Şimdi Üstad diyor, Kur'an'ın makası da Kur'aniye dörttür. Değil mi? Tevhid bir. Değil mi? Risalet iki. Öyle değil mi? Tevhid, Risalet, Haşr ve ibadet. Adalet. Şimdi makasıd-ı Kur'aniye dört olduğu için bu makasıd-ı Kur'aniye'nin ikisi Şan-uluhiyetin varlığını, azamet ve kudretini, Nur Risalet'in hakkatını tebliğ ve tamim etmek. Sır-ı veraset noktasından bakınca bu iki görev şeyindir, ferdiyetindir. Diğeri adalet, ibadet ve haşre, kadere medar, sır-ı hakikatlarla ilgili Allah'ın kudret ve iradesi tahtında yapılan tasarrufat da Velayet-i Usta'nın tasarrufa sahasına girmiş olduğu için Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi Velayet-i Usta'nın tasarrufundan hariçtir. Bu tebliğ ve görevini hatta ne diyor? Kutb-ı Azam'da bulunan, Hicaz'da bulunan, ekseriyetle Hicaz'da bulunan Kutb-ı Azam'ın tasarrufundan hariçtir. Onların hükmü altına girmiyor. Girmiyor. Evet. Her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Şimdi o iki imam Gavs'ın sağ ve solunda olan iki imam. Bu iki imamların vasıfları. Bu iki imamlardan birisi kutb-ı irşattır. Öbürü de kutb-ı medardır. Kutb-ı medar tasarrufa medar bir kutuptur. Tasarruf yani velayeti ustada tasarruf ehli olan kutuptur. Kutupların başıdır. Öbürü ise kutb-ı irşattır. Bak ikinci kutup iki imamdan birisi ikincisi de nedir? Kutb-ı irşattır. Oku devam et. Ben eskide Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini o imamlardan birisi zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki. Şimdi bak Üstad Hazretleri bidayette şimdi iki imam var ya, o iki imamın bir görevi kutb-ı medar, tasarrufat, öbürü ne? Kutb-ı irşat. Risale-i Nur'da irşat hareketi olduğu için Üstad bu Risale-i Nur'un ilk intişar döneminde Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini o iki imamlardan birisi gibi düşünmüş. Fakat sonra anladım ki değil. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan ahir zamanda şakitlerinin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet makamının masarıdır. Şimdi burada akla gelebilir. Üstad diyor ben bidayette Risale-i Nur'un şahs-ı manesi o iki imamlardan birisi. Yani kutb-i irşat olarak öyle zannediyordum. Sonra Risale-i Nur'un kutb-i irşat değil de ferdiyete masar olduğunu ifade etmiş oluyor. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Zaten Risale-i Nur irşat hareketini yapıyor. Risale-i Nur'un ders halkası, marifet sofrası elhamdülillah işte bu Zoom'larla bugün bu virüsten dolayı Türkiye'de yüzlerce, binlerce yerde ders halkası var, marifet sofrası var. Risale-i Nur bunu derifte ediyor. Peki bu kutb-ı irşatın görevi ne yani? Nerededir, kimdir, ne yapıyor, kimdir, kim bilir, kim tanır? Bunlar tasarrufat aleminde olduğu için mestur ve örtülüdür. Tasarrufat alemi içinde olan zatlar onları tanır. Başkaları tanımaz. Bakın, üstadın neşredilmeyen mektupları içerisinde Hulusi abiye diyor ki üstad, sen inşallah o imamlık makamını ahsedeceksin diyor. Şimdi Hulusi abi albay, emekli olmuş, askerden ayrılmış. Gidip de camide imamlık mı yapacak? Hayır, ustanın orada işaret ettiği mana, yani ben öyle anlıyorum. Sen bu iki kutuptan birisisin, bu iki imamdan birisin diye ustad ona işaret etmiş oluyor. Anlayan anlar. Adam ne iş görür ki? Doğru. Şimdi doğru. Bu ne iş görüyor? Yani ne iş görüyor? Doğru işte. Ben de onu dedim, yani onu açmak için konuşuyorum. Ya ne iş görüyor bu irşat? Peki
velayet aleminde, tasarrufat alemindeki bu zatın şeyine, görevine. Bakın, şimdi elimde telefon var mı? Şimdi bu telefonun bir zahiri var, bir de içinde batını var. Haber, mesaj, efendim, hakikat, marifetle ilgili düşünceler, fikirler. Bu telefonun içinde mesela işte WhatsApp ne? Dikkat edin. Mesaj ne? Bak, bir düğmeye basıyorsun, aynı mesajı bütün Türkiye, bütün dünyaya gönderiyor musun? Gönderiyorsun. WhatsApp'la bütün dünyayla irtibat temin ediyor musun? Ediyor musun? Ediyorsun değil mi? Bir mesaj yazıyorsun, bir anda bütün ne kaç milyon telefonu varsa hepsini aynı anda ulaştırıyorsun. İşte şu telefonun arkasında bir perde var ya, bir ayna var. Melekût cephesiyle WhatsApp. İşte her insan, yani telefonun içinde WhatsApp var mı? Var. Her Müslümanın da içinde bir WhatsApp dairesi var. İşte kutb-ı irşat, imana, hakikata, hayra, güzelliğe medar meseleleri kalbimize mesaj olarak nefesle gönderiyor. Nefes, nefes. Nefes. Evet. Enteresan bir şey. Şeyde Seyda-i Meşhur, Seyda, bu Güneydoğu'da üstadın zamanında yaşamış Seyda var. Seyda-i Meşhur diyorlar. O sabah namazlarında üstadın zamanında yaşamış. Sabah namazları vakti abdese iniyor, sabahleyin abdest alıyor, ibrikle abdest alıyor. Ondan sonra böyle yüzünü ve çiğini şeye çeviriyormuş. İsparta tarafına, üstad o zaman İsparta taraflarında, İsparta tarafına çeviriyormuş. Ondan sonra böyle derinden bir nefes alıyormuş. Yani böyle ormana gidersin, göksünü havayla doldurursun, nasıl lezzet alırsan öyle derinden nefes alıyor, içeri giriyormuş. Sonra bu olayı böyle hep yapınca müridanın dikkatini çekmiş, demişler ki o Gavs-ı Hizan ona demişler ki nedir bu, bunun sırrı ne? O buyurmuş ki arşaladan gelen füyüzat, semadan inen füyüzat önce Bediüzzaman'ın kalbine iniyor. Kalbine geliyor. Ondan sonra o kalpten de bütün ruh üzerine İslam alemine dağıtılıyor. Ben de hissemi almak için veçimi ona çeviriyorum. Ondan teneffüs ediyorum demiş. İşte bu bir sır. İşte her telefonun arkasında WhatsApp var. WhatsApp nedir? Gizli, örtülü haberleşme değil midir? Haberleşme. Gazetenin hamiyetine, gayretine medar nefes. Bakın, şimdi bunu nasıl anlamak lazım? Yani bunun bir misalini yaşadık mı? Yaşadık. İşte 15 Temmuz'da yaşadık. Değil mi? 15 Temmuz'da her cins, her tip adam dışarı çıktı mı? Nasıl oldu ya? Birisi vardı, bir kardeşimiz vardı. Ya dedi, abi dedi, ben böyle fıtrat itibariyle korkak bir adamım yani. Fıtrat öyle yani. Şeyim yok öyle. Kuvvet cesaretim yok. Efendim bombalanmayı görünce hemen dışarı çıktım. Hanım ölmek nereye çıktı? Ya dedim dur. Bugün durma zamanı değil. Nasıl çıktığımı bilemiyorum. Nereye gittiğimi de bilemiyorum. Bak şimdi Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak isterse kalpleri birbirine rapt edebiliyor mu? İşte velayet-i vusta'daki zatlar telefon, şey, bu televizyonların dağlarda neleri var? Değil mi? Verici mi diyorlar ona? Mehmet Ali. Evet. Şu televizyonların dağda neleri var? Vericileri var değil mi? Evet. Televizyonlardaki şeyler. Antenleri. Antenler. O önce antenlere geliyor. Antenlerden de bütün neye, şehre yayılıyor ya. İşte velayet-i vusta'daki o imamın, kutb-ı irşadın vazifesi televizyon şeyi gibi, kulesi gibi
kalplere Allah'ın izniyle, emri ilahiyle ilham oluyor işte. 15 Temmuz'da herkes bunu ne yaptı? Vicdanını yaşadı. Bunun gibi. Evet. Ben diyor eskiden Risale-i Şahs-ı Manevisi'yle o imamlardan birisi zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki oku. Bir hamiyet-i aliye feveran edecek diyor abi mektubatta bir yerde. İnşallah, inşallah. Yani o hani istikbalde, hani işte bu milletten ne çıkar falan gibi hani bazen kaygılar oluyor mesela. Evet. Demek ki o WhatsApp mesajı gibi değil mi abi? Bir mesaj mı gelecek abi? Geliyor. Kalpler Cenab-ı Allah'ın yedi kudretinde değil mi? Ayasofya'nın açılması inşallah ona işarettir değil mi abi inşallah? İnşallah ona işarettir ya. Yani evet. Şimdi bakın Cenab-ı Hak Rezzak mıdır? Allah Rezzak değil mi? Sesim geliyor mu? Allah Rezzak. Cenab-ı Hak isterse semadan da elma, armut, kiraz yaratıp indirebilir miydi? İndirirdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi tecelli edersen sünnetullah kanunlarına göre bak ağacın eliyle dal ve yaprakların arasından Cenab-ı Hak meyveyi gönderiyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu. Rezzak ismi tecelli ederken sünnetullah kanunu içerisinde ağacın eliyle Cenab-ı Hak rızık gönderiyor. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak yani aynı manada şimdi midenin rızkı, kalbin, gönlün, iç dünyamızın da rızkı. Onlar için de nasıl ağacı bir vesile yapmışsa ağacın eliyle elmayı armutları alıyorsak işte bu iki imamdan birisi Kutbül İrşad'ın tasarrufat alemindeki zatların eliyle Cenab-ı Hak o ilhamat, o sunuat, o tuluat, o intak gibi masariyetler geliyor. Demek onlar perde arkasında, tabiri caizse şu telefonun arkasında WhatsApp gibi Müslümanları ikaz uyandırma, himmet ve hamiyetleri teşvik etme gibi. Mesela insan zaman zaman bunu hissediyor. Hiç haberin olmadan bir anda içine bir şevk geliyor. Bir gayret geliyor değil mi? Böyle bir his ile dine, imana, Kur'an'a, hizmet manasındaki hususiyetler geliyor. İşte bütün bunlar tasarrufat alemine medar, sır ve hakikatların kalplere tammi manasında ifade edebiliriz. Evet. Kutbu medarın buradaki vazifesi nedir abi? Kutbu medar tasarrufat kutbu. Tasarruf alemi. Gavs hava alemi ile alakadar. Gavs'ın hem hava hem de kara aleminde tasarrufatı var. Kutbu medarın da şeyde zemin yüzünde tasarrufatı var. Kutbu medar da Risale-i Dairesi içerisinde çıkabilir mi abi? Yoksa böyle daha çok yani tarikatla ilgili. Yani İslam aleminde yani bu üstad ifade etti galiben ekseriyet mutlaka ile kutup şeyde Hicaz'da, Hicaz bölgesinde. Hatta üstadın hayatında Kutbu Azam Hicaz bölgesindeymiş. Kambur. Kambur. Bakın şimdi tabii burada Cenab-ı Hakk'ın Settar isminin tecellisi var. Allah halis kullarını setredir, örtüyor. Şimdi bir adam bakıyorsun eğri büğrü, zengi gibi adam böyle eğri büğrü, el ayağı parçalanmış böyle bakıyor insan ismi zahirle. Ulan kutbiyat kala buna mı kaldı? Allah fiziki arıza içerisinde halis kulunu setrediyor mu eder? Makam içerisinde, para içerisinde, inziva içerisinde, bak hastalık içerisinde ya rütbe içerisinde Allah gizliyor mu? Gizliyor. Gizler yani. Evet. Şimdi o zaman Üstad'ın zamanında Kambur şeyde Hicaz bölgesinde işte 38'e kadar İslam dünyasındaki evliyalar, kamil insanlar Süfyan işte hizmet edecek, dine, mukaddese hizmet edecek diye ona dua ediyorlar. Üstad diyor ki onların duası külliyet kesbetti. Benimki tek kaldı. Duam şey olmadı. Kabule karar olmadı. Sonra 38'de baktılar ki bu adam iflah olmaz. Onlar duayı kesince hepsi alabora olup gittiler. Evet. İlahir. Evet. Gizlenmeye layık olan bu sırrı azime binaen Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı muhal olarak Risale-i'nin aleyhinde bir itiraz Kutb-ı Azam'dan dahi gelse Risale-i Nur şakitleri sarsılmayıp
o mübarek kutbu azamın itirazını iltifat ve selam suretinde terakki edip, teveccühünü de kazanmak için medar-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Üstad burada da ölçü veriyor değil mi? Elhamdülillah, bakın. Ya, bir daha oku. Gizlenmeye layık olan bu sır azime binaen Mekke-i Mükerreme'de dahi evet. Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz Kutb-ı Azam'dan dahi gelse ya elhamdülillah bak Kutb-ı Azam'dan dahi itiraz gelse Risale-i Nur şakitleri sarsılmayıp o mübarek Kutb-ı Azam'ın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip evet ya. Teveccühünü de kazanmak için medar-ı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmek. Ya bak, yani izah edecekler, ellerini öpecek, duasını alacaklar. Evet, gününü kazanacaklar. Yollarına, hizmetlerine devam edecekler. Evet. Evet. Elhamdülillah, evet. Evet, kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal-i dem evet. Ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. Ya bak şimdi cümleye bakın. Evet. Evet bir de oku. Öyle dehşetli cereyanlar. Ahir zamanlar bak, bak. Hazreti Adem'den kıyamete kadar en dehşetli asır, ahir zaman ya. Fitne-i ahir zaman tam ortasında göbeğindeyiz. Evet. Bu kadar dehşetli cereyanlar. Ve hayatı cihanı sarsacak hadiseler içinde evet. Hadsiz bir metanet. Ya hadsiz bir metanet işte hakiki ve hakikatten nur talebesinde olması lazım gelen vasıf. Hadsiz bir metanet. Ve itidal idem. Nihayetsiz bir fedakarlık. Evet, nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. Taşımak evet. Gerektir. يَسْتَحِبُّنَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ayetinin sırrı işaresiyle ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek. Bu asrın hassası diyor ya usta, evet. Evet. Kırılacak şişeyi baki bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek. Evet. Ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmek. Bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir. Bu zamanın dehşetli bir marazı, musibetidir. Yani ehliman olduğu halde, Allah'ı bildiği halde ya kabir var, ahiret var, hesap var. Ama maalesef işte dünyayı severek ahirete tercih etmek. Kırılacak şişe nere? Elmaslar nere? Bildi halde şey tercih etmek. Daha ve sevinçle. Evet. Maalesef. Evet. Tercih etmek. Akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmek. Evet. Devam et. Bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir. Bir musibettir bu, evet. O musibet sırrıyla hakiki müminler dahi bazen ehl-i dalalete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Evet. Bitir bakalım. Cenab-ı Hak ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakitlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Elf elfi amin. Bir hürmeti oku bakalım. Seyyidil Mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selavat. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Taha Hoca aşırı okusun abi Şener abi. Taha Hoca aşırı okusun. Okusun bakalım abi. Allah razı olsun Şener abi. Taha Hoca. Başlıyorum abi. Başla bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم أولئك هم الراشدون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة